Şimdi yanımızda Batu var. Merhaba Batu. Merhaba, hoş Hoş geldiniz. bulduk. Biraz seni tanıyalım mı? İsmim Batu, 20 yaşındayım. Marmara Üniversitesi'nde okuyorum, öğrenciyim. Bir öğrenci evindeyiz bugün. Evet. Peki bir öğrenci yemeği mi yapacaksın yoksa? Yani ben çok yapıyorum bir öğrenci olarak ama çok öğrenci yemeği değil bence bunlar. Biraz uğraştırıcı. Öğrenciler daha pratik şeyler seviyor aslında. Ne yapacağız o zaman? İlk tarifimiz Nevres Tuşka yapacağız. Nevres tuşka. Bir Evet, Türkçe Nevres açılımı Tuşka. var mı bunun? Yani aslında Rusça kökenli bir yemek. Yani Rusya kökenli yemek. Nevres gelin demek. Nevres tuşka gelincik. Yani tatlılaştırma eki gibi bir şey. Çünkü Gelincik. evet beyaz şeylerle süslediğimiz için kat kat. Ha, Duvak gelin gibi. gibi. Evet, yani Duvak gibi. aslında o anlamda Nevres kullanılıyor. tuşka. Evet, Nevres Tamam, o zaman tuşka. başlayalım. Malzemelerimizi bir istersen Şimdi say. malzemelerimiz, tavuğumuz var, Haşlanmış, haşlanmış evet. yumurtamız var, önceden haşladığımız tavuğumuz var, zeytinimiz var, yeşil zeytinimiz, yoğurdumuz, mayonezimiz ve sebzelerimiz var. Kırmızı pancar, patates ve havuç bunlar da. Tamam. Şimdi bunları, haşlanmış Haşlamıştık, sebzelerimizi, evet. evet, Süzeceksin süzeceğe, herhalde. Yardımcı aynen olayım öyle, sana. süzgecimi alayım. Süzgecin. Bunları sadece böyle haşladın. Aynen Başka bir aynen şey yok. böldüm. Sadece bir Tamam. şey yapmadan sadece haşladım. Bu Nevres tuşka, sen nereden böyle bir merak saldın bu yemeklere? Nereden Ya, saldım? Benim anneannem Rus. O yüzden ha. biz hep bu yemeklerle büyüdük. Evet. İşte kaşıkla birlikte kaşığı Evet. siz haşlamayın kesinlikle. Evet. Tamam. Şimdi biraz sudan geçirelim soğusun. Bunları rendeleyeceğim mi Evet, yoksa? şimdi rendeleyeceğim bunları. Evet. Rendeni vereyim ben sana. Evet, Nerede? rendem Heh, burada. yakında mı? Tamam. Bunları rendeleyeceğim. Tamam. Belli bir Öncelikle sıralaması var mı yoksa? sıralaması genelde var. Tamam. Öncelikle tabağımızı ayırmam gerekiyor. Tamam. Öncelikle tabağıma birazcık yoğurt ve birazcık mayonez koyacağım. Tamam. Ateş alayım. Herhalde süzerken yoğurdumuza biraz şey Evet, geldi ama geldi ama. mayonez mi Evet, kullanıyorsun? önce mayonezimizi Dibine evet, yayıyorsun. dibine yayıyoruz. Örterek kat kat gideceğiz sonrasında. Bol bir mayonez mi kullanacaksın? Genelde biz kullanırız, yani bol mayonez yapıyoruz. Ama Türkiye'de çok bazen ağır gelebiliyor insanlara. Evet. Mayonezin üretiminden vesaireden kaynaklı olarak da. O yüzden bazen bir kaşık, iki kaşık yoğurt da katıyorum ki onun ağırlığını alsın diye o yoğurt Belki mayonez. süzme yoğurt da kullanılabilir. Mayonez az kullanıp hani daha Yani süzme yoğurt evet, daha aslında bir. o da Evet. öyle olabilir. Şimdi tabağım hazır. Rendeleme işlemine Tamam. geçeceğim. Eldivenlerimi takayım. Ay, çok hijyen gördüm seni. Tebrik ederim. Eldivenlerimizi Al bakalım. İyi düşünmüşsün çünkü pancar kıpkırmızı yapacak elini. Evet, Evet. kıpkırmızı oluyor. Çok boya veren bir şey. Tekstilde de kullanılıyor. Tamam. Şimdi öncelikle burada rendeleyip sonra tabağıma koyacağım. Tamam. Sen onları sırasıyla sebzelerimizi rendeleyeceğiz Aynen o ama zaman. öncelikle Önce alta pancarımızı rendeliyoruz. pancarımızı Çünkü çok fazla renk verdiği için eğer üste koyarsak çok aşırı pembe ya da mor bir Tamam. görünüm elde ederiz. Tamam. Önce en alta pancar, Aynen. üstüne Patates, patates, sonra havuç, sonra havuç, üstüne de tavuk. tavuk Ve biraz diyeceğiz. Tamam. arzuya göre yeşil zeytin ve Süslüyoruz aynen onları. yeşil zeytin ve bazen yumurtayla Tamam. süsleyebiliriz. Aslında çok az haşladın değil mi? Çok yani yumuşak değil bunlar. Biraz Aynen. sert çünkü belli şey Çok yapma. aşırı da böyle suyunu çok salacak şekilde olmasın ki pancarın o tadı kalsın istedim. Evet. Ben aslında yardımcı olayım sana diyeceğim ama sen dizeceksin herhalde değil mi? Bunu Yani altına aynen ekleyeceğim. altına koyacağım. Tamam. Evet. Bu pancarlarımız da okey. Tamam. Alayım ben onları istersen. Tamam. Şey, sonraki şeye geçeceğim mi yoksa önce? Şimdi rendemi bir yıkayacağım. Tamam. Sonra onları dizeceğim tabağımıza, servis tabağımıza. Tamam. Şöyle alayım mı bunu şu Aynen. şekil? Ah, öğrenci evi diyorsun. Kesme tahtamız bile yok ha. Ama pratik bir zekan var. Evet, Bravo. hem tersimiz hem kesme Evet. tahtamız.
Sen diz istersen. Şeklini sen daha iyi biliyorsun. Şimdi tek kat olarak yapmaya çalışacağım. Bu şekilde pancarlarımızı. Düz olarak aynen koyacaksın. Ki üstünü kapatabileyim tekrar. Yemek yapar mısın hep? Tabii yaparım. Genelde dışarıdan söylemem. Günlük olarak yemeğimi, kahvaltımı yapıyorum yani. Normal yani ciddi ciddi yemeğini de yapıyorsun kendin. Ciddi ciddi yapıyorum. Sebzeni. Yani tabii canım, sebzelerimi, haşlama, salata, işte sulu yemekler, çorba. Bravo. Neyse yapıyorum. Bir ev arkadaşım var herhalde. Zor mu ev arkadaşıyla yaşamak yoksa? Yani biz rahatız aslında o konuda. Bir sıkıntımız çıkmıyor. Yani birbirimizin hayatına ya da bir şeylere müdahale etmediğimiz sürece evet biz rahatız yani. Sohbetimizi de deriz, otururuz, yemeğimizi de yeriz. Ama öğrencilik hayatında yani aile hayatı gibi olmuyor. Her gün oturup beraber sabah kahvaltıları, akşam yemekleri değil. Yani birbirimizi bile bazen zor görüyoruz. Doğru. Yani öğrenci hayatında öyle oluyor. Şimdi bu kadar pancarım yeter. Şöyle. Şimdi bunu tekrar kapatacağım ben. Bunu buraya alayım mı ben? Evet. Ver istersen. Şimdi sıradaki diğer. Evet, şimdi birazcık yoğurdumuzdan şöyle 1,5-2 kaşığa yakın. Birazcık mayonezimizden. Bu da dolu dolu 2 kaşık ki kapatsın üstünü. Böyle. Pasta gibi bir sıra bir sıra sebze, bir sıra yoğurt mayonez karışımı. Aynen. Sarımsak falan kullanmıyorsun hiç. Yani kullanılabilir ama zaten mayonez tadı yoğun, pancar tadı da yoğun. O zaman tekrar sarımsakla karıştırmıyorum ben genelde ama isteyen ekleyebilir. Yani buna. Şimdi bunu bir çalkalayayım mı ben istersen senin onu için? Onu bir sıyırtalım. Evet. Çok teşekkürler. Çünkü renkleri çıksın istemiyorsun. Evet. Değil mi? Yani yine de her ne kadar da olsa pancar yani bir şekilde geliyor ama dikkat etmek önemli. Tamam. Benim de anında elim hemen kıpkırmızı oldu, aynen, değil mi? Aynen boyanır. Evet. Yani. Saç boyuyorlar mı acaba bu pancarla? Yani tekstilde kullanılıyor kumaş boyamada. O zaman saçta da çok rahat kullanılır diye düşünüyorum. Zaten patatesimiz iyi piştiği için hemen böyle rendeleniyor. Evet, o pişmiş. Şey düşündüm, acaba tatlı patates mi kullandın diye ama pancarla birlikte olduğu için herhalde rengi böyle olmuş. E tabii tabii, tabii rengi böyle oldu. Evet. Aynı suda haşlayınca ben daha çok seviyorum. Yani ayrı ayrı haşlayan da var ama hem daha pratik oluyor hem o kadar tat olarak etki etmiyor, birbirine geçirmiyor. O zaman çok da büyük bir problem olmuyor. Aslında bunu yani ezmek de olur belki. Evet, ezilebilirdi de ezmek de. Biraz yardımcı olayım ben sana. İstersen koy. Aynen, ben, ben de ezeyim. Evet. 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 Gayet. Getir istersen ezeyim ben. Daha sanki pratik oluyor gibi geldi bana. Evet. Çünkü yumuşak olmuş. Belki biraz sert olsa. Evet. Senin ev sorumluluğu ve okul hayatı bir arada gidiyor o zaman, değil mi? Evet, hem yani. Ev, halledebiliyorum yani, aslında. Çünkü hem evin temizliği aslında sorumluluğu üzerinizde oluyor. Evet, evet. Zor öğrenci hayatı aslında. Yani ilk defa bir deneyimse kişi için, daha önce hiçbir şey yapmadıysa zor oluyor ama... Yardım eder miydin sen annene evdeyken? Yani yardım etmek değil, ben kendim de yapıyordum zaten. Acıktığında kendim yemek yapıyordum ya da bir şeye gerektiğinde hep bize, benim annem öyle öğretti yani bize. Her zaman biz kendimiz hayatta kalmayı, ayaklarımızın üzerinde durmayı öğretti yemek ve ev konusunda. Annen mi Rus demiştin? Anneannem. Sen. Anneannen Rus. Annen? Yara oluyor. Yarı yarıya yani. Evet. Annen ama Türk normalde yani. Ya evet 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 evet. Türk asıllı. Şimdi bunu mu oraya? Evet, şimdi onu koyacağım. Şöyle vereyim ben sana. Şuradan kaşığımla. Kaşığımızı da koyayım. Evet. Tamam. Patatesi de dizeceksin üzerine. Evet. Şimdi ben merak ettim, böyle tepe gibi bir yüksek olacak herhalde. Aynen, değil mi? Aynen öyle, evet öyle oluyor zaten. Ben de yardımcı olayım sana biraz.
Evet, şöyle dağıtmaya çalışmak her zaman daha iyi oluyor. Anneannenle ilgili hikayeler var değil mi? Çok tatlı bir anneannem var aslında. Evet evet. Kafasını biraz anlatır mısın? Kafasını eser gider yani, falan evet, anlatmıştın daha önce bana. Macera perest'tir benim anneannem. Sürekli konuşuruz ama ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Yani akşam konuşuyorum, nasılsın, ne yapıyorsun? İşte Eminönü'nde işim vardı, eve geldim falan der. Ertesi sabah ararım, ne yapıyorsun? Moldova'da kahvaltı ediyorum gibi cevaplar verir. Çılgın bir. Evet, birazcık öyledir. Kafasına eser gider, kafasına eser gelir. İstanbul'da mı yaşıyor? Zannediyorum ki yani. Ben öyle zannediyorum ama bazen yaşamadığını düşünüyorum açıkçası. Yani haftada bir Ümraniye'ye gider gibi gittiği için kendisi. Ben bazen söylüyorum yani sen Moldova'ya değil Ümraniye'ye gidiyorsun diyorum ama ona. Hayat dolu bir insan. Evet, evet, o yüzden. Evet, 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 aynen öyle. Evet. O yüzden. Patatesimiz de tamam. Evet. Şimdi tekrar gene bir kat değil mi? Kapatacağım. Tabii. Ki şuradan şöyle rengini alayım. Zaman geçiriyor musun anneannenle? Yani evet, İstanbul'dayken geçiriyoruz. Sürekli sık sık geçiririz yani. Hı-hı. Gelir kalır, ben de giderim. Beraber vakit geçirmeye çalışıyoruz. Yine yoğurt mayonez karışımı. Evet, yine yoğurt mayonez ama mayonez ağırlıklı olmaya çalışıyoruz. İstersen ben havuçları alayım buradan. Evet. Yavaş yavaş sen onu yaparken. Evet. Biraz havuçlarımızı şunu yıkayayım. Küçük yeriyle mi büyük yeriyle mi hiç fark etmez. Yani fark etmiyor aslında. Hı-hı. Havuç yani. Tamam. Çok problem değil. Aslında yumuşamış bu da. Bu evet, da evet. Ezilebilir i̇yi, yani o iyi derece. İyi haşlanmış olması salata için çok daha iyi. Tutuculuğu ve pasta gibi olması için iyi haşlanmış olması gerekiyor yani. Evet. Aslında bu da ezilecek çünkü. Neredeyiz? Ben şöyle yapıyorum. Tamam. O zaman çatalla. Evet, sen alttan ez istersen. Evet. Ama hep yani bu pancarın rengi geçmiş ya, havuçlar evet, bir evet, de böyle. Evet. Biraz koyu güzel, oluyor. Güzel. Canlı canlı. Pancar çok kullanılmıyor burada ama ben pancar çok seviyorum. Sağlıklı, çok sağlıklı bir şey ayrıca pancar. Değil mi? Evet. Yani yapılan araştırmalarda falan kanserin birçok etkisini azalttığı falan görülmüş. Evet. Tamam. Evet, bu da hazır. Aynen. Şu kaşığını da. Onu da şey yap üzerine. Evet. İstersen şöyle yardımcı olayım oraya. Üzerine. Evet. Böyle tam mezeli falan. Evet. Değil mi? Yani Rusya kültürü olunca genellikle mezeye doğru kayıyor her şey. Ve mayonez çok kullanılıyor zaten bizde. Genelde ne var mutfağınızda? Et var yani. Kırmızı et mi? Kırmızı et de var, beyaz da var, bütün etler var. Ama genellikle salatalara çok önem veriliyor. Yani buradaki gibi böyle çok şey kültürü yok. Sebzeleri çiğken doğramak. Ha, genelde bir haşlanıyor herhalde, değil mi? Zeytinyağlı falan kültür olmadığı için ya da limon soslu falan. Hani daha yağ Akdeniz olarak kayıyor. Ne kullanıyorsunuz en fazla? Ne kullanılıyor yani? Yani sıvı yağ genelde kullanılıyor ya da katı yağ. Hı-hı. Ama şey salatalarda falan tabii zeytinyağı da kullanılabilir ama buradaki gibi olmuyor. Yani limon, zeytinyağı vesaire buradaki gibi güzel, tatlı, lezzetli olmuyor açıkçası yani. Ha, burayı tercih ediyorsun yani tabii, buranın o konuda, o konuda tabii ki de yani buranın salatası, sosu, nar ekşisi vesaire. Şimdi ne koyacağız üzerine? Şimdi tekrar ben bunu kapatacağım. Evet. Biraz mayonezle ve yoğurtla. Evet. Ondan sonra tavuğumuzu rendeleyeceğim. Ha, rendeleyeceğiz. Tamam, evet. Ben alayım tavuğu. Yavaş yavaş rendeleyeyim. Ver evet. Bana. Tamam. Tavuğu da rendeliyoruz yani. Evet, yani onun da küçük parçalarda olmasını istiyorum genelde. Tamam. Evet. Misafir ağırlıyor musun? Ya, şimdi bizi ağırlıyorsun ama. Misafirim aslında benim evden hiç misafir eksik olmuyor. Ben misafirin bereketle geldiğine inanıyorum açıkçası. Hı-hı. Yani misafir olmadan çok boştur ya bence evler. Değil mi? Evi ev yapan misafirdir, ailedir, kalabalıktır, beraber olmaktır. Tamam tabii kişisel zaman önemli. Hı-hı. Ama misafirin varsa beraber bir şeyleri paylaşıyorsan
Ben Hı-hı. çok mutlu oluyorum açıkçası yani. Misafirin olması, bir şeyler yapmak. Anneannenden falan öyle bir Rus kültüründe mesela misafirperverlikle Türk kültürü arasında bir fark var mı? Daha mı bireyseller? Ama onlar da insan, yani değil mi? Daha onlar ya, hani aslında, misafir seviyorlar. Evet, benim anneannem de çok sever. Annem de sever. Yani Hı-hı. genel olarak hep böyleydi. Misafir Hı-hı. konusunda hiçbir sıkıntı olmadı ya da hiç isteksizlik ya da bir şey bir gibi bir durum olmadı yani. Hı-hı. Güzel. Yani tavuk aynen böyle oluyor. Hı hı. Bunu da yapıyorum. Aa, hepsini aynen. yapıyorum değil mi? Evet, hepsini. Ki üstünü kapatsın diye. Hı hı. Üstünü tavukla kapatacağız. Artık tavuğun üstüne tekrar şey koymayacağız herhalde. Mayonez yani isteğe göre de ben çok koymuyorum genelde. Evet, aynen. Evet, ben yani de mayonez aynı. Ve yoğurt çok koymuyorum. Hı hı. Tavuk artık duvağını yapıyoruz dedik ya gelincik duvağını. Diye. Evet, yani artık üzerini beyazla süslemeye başlıyoruz. İsteğe göre kaşar rendeleyen oluyor. Hı hı. Ama ben çok sevmiyorum genel olarak kaşar türevini. Hı hı. O yüzden. Zeytin ve yumurtayla mı en son Evet, süsleyeceğiz? Aynen öyle. Tamam. O kenarlarını da alalım o zaman. Ben böyle gayet. Biraz sen de evet ez onu çünkü bazıları aynen. şey olmadı. Önemli değil ama o kadar. Evet. Yani tavuk parçası üstünde bütün de durması doğal. Hı hı. Evet. Evet. Bunları da böyle biraz didikleyelim. Hı hı. Elimle. Evet. İstersen şöyle. Didiklediğimiz tavukları üstüne koyacağız. Aynen. Yumurtaları süslemek için mi kullanacağız? Yani evet genelde süslüyoruz. Soyayım mı hemen evet, ben o zaman? Evet çok iyi olur. Tamam. Hemen. Biz de böyle güzel çalışamadık ama biraz değil mi? Biraz bir. Alelacele. Bunların tamam. ismi ne? Yani çaşka gibi bir şey o. Çaşka. Çaşka. Kupa. Çaşka. Aslında bardak da Rusça söylüyoruz ama şey genelde Özbekistan'dan geldi bu. Hı-hı. Genelde o tarz kültürdeki insanlar oradakiler. Bunda çorba çay, mı? Çorba. Çay da çok içilir. Yani tasla çaşka. Vesaire. Evet. Bu çaşkalarda. Bunu da mı rendeleyeceğiz? Evet onu da. Hı hı. Evet. Çaşka. Koyalım. Neydi? Nevriyestuşka. Nevriyest gelin. Sen konuşabiliyor musun? Yetiyor. Yani Rusça konuşabiliyorsun yani. İşte yettiği kadar işte gündelik hayat vesaire. Ama tabii ne derler bir şey var ya. Ne? Derdimi anlatacaklar. Derdim. Ama tabii mesela hiç. Sağlık konusunda konuşamam. Böğrüme gel girdi falan derim. Korkarım yani bazı şey konularında yapamam yani konuşamam. Evet. Sen rendele istersen. Alayım. Tamam. O arada belki zeytinleri ortadan ikiye kesebiliriz. Tamam evet öyle hemen ortalarından. Keseyim. Zaten çekirdeksiz bu zeytinler. Aynen öyle alır zaten. Çekirdeksiz olması tamam. gerek. Tamam. Şunu alayım ben. Zeytinleri ikiye bölüyorum ortadan. Aynen ortadan ikiye yeterli. Onu üstüne yapıyorsun. Hı hı. Şöyle. Yumurtanın sarısını daha çok kullanmaya çalışıyorum. Renk beyaz, veriyorsun aynen, biraz. Aynen renk vermek için aslında. Yani beyazlarını o kadar önemsemiyorum. Hatta böyle kalanlarını ayırıyorum sonra kenara ben. Evet. Böyle. Zeytinimizi de koyduktan sonra salatamız nevres tuşkamız hazır. Evet, nevres tuşkamız, gelinimiz hazır. Evet. Bunu da rendele. Ne kadar zeytin istiyorsun? Yani o kadar yeter. Şu an yapılan kadar yeter. Tamam. Son bir tane daha yapıyorum. Aynen. Şöyle de etrafını bir silelim istersen. Evet, tabaktan sileceğim. Taştı biraz. Peçetemi alayım. Evet. Zeytinini de koyduktan sonra tamam. Siledim ve servis hazır hale getirelim. Süsleyeceğim mi onu? Evet, o tek böyle, tek aldığına göre. Evet, tek. Tamam. Böyle etrafına dizerek. Dizeceksin. Evet. Bir görsel oluşturalım bir diyorsun. Evet. Tamam. Güzel bir tat. Evet. O zaman nevres tuşkamız hazır. Hazır. Değil mi? Tamam, evet. Geçelim ikinci yemeğimize. Evet. Sıra ikinci yemeğimizde. Evet, ikinci yemeğimizin adı sırniki. Sır peynir demek. Peynir kızartması yapacağız şimdi. Hellim değil ama. Güzel.
Ben onu Türkiye'leştirdim biraz. Ben hellimi çok seviyorum. Hellimi kızartmayı da çok seviyorum. Biraz da içine hellim rendelersek bence çok güzel bir karışık kültür bir şey olacak. Peki normalde ne peynir kullanılıyor beyaz bunun için? Peynir. Normal beyaz peynir kullanılıyor. Beyaz sen peynir. Ama hellimle yapacaksın. Evet, bir de hellim de katacağım artı olarak. Beyaz peynir de katacağım, hellim peynir. De katacağım. Oo, hadi bakalım başlayalım, evet, tamam, o başlayalım. Zaman. Şimdi iki yumurta sarımız var. Sadece sarılarını mı? Evet, sadece sarılarını koyuyoruz. O zaman keşke beyazlarını ayırsaydık bir yere. Yani hı-hı, kullanmıyorum, evet, tekrar. Attım ben birini. Harika. Şöyle koyayım. Tamam. Tamam. Bunu da attık. Evet. Şöyle yapalım. Çırpacağız mı bunu? Karıştıracağım kaşıkla. Tamam. Bana ver istersen kaşığı, sen ver. Tamam. Hı. Çırpmaya başlıyorum ben. Evet, biraz şeker, tamam, atacağım. Şeker. Evet. Bu biraz erimesin mi şeker için? Erisin yani, hellim de beraber şey hepsi. Aynen, bir. Beraber. Tamam. Olursa problem olmaz. Bol mu hellim yapacağım? Çok değil ama biraz tat versin istiyorum. Hı hı. İstersen sen yap. Tamam. Tamam, bence bu kadar. Tamam, yeterli. Çeyrek hellim gibi. Evet, değil mi? Yani çeyrek hellim gibi. Evet, beyaz peyniri. Şimdi de beyaz mi? Peynirimiz. İstersen şunun yarısı kadar. Bir bıçakla keselim mi onu, bu evet, şey yapmasın? Evet, bir bıçağımız nerede? Orada şurada var bıçaklar. Evet. İstersen bunu daha ufak, onu ver. Tamam. Nasıl istersen. Şöyle. Tamam. Ezeceğim mi bunu? Evet, onunla beraber. Hı hı. Eziyorum. Kıvamına göre yani göz kararı, kararı, hı hı, vereceğim. Ben de bunu sevdiğim malzemelerden oluşuyor. Hı. Bakayım, yaparak bir pratik, evet, yapmış olayım. Yapabiliyor muyum? Birazcık, çok az vanilin, böyle bir çay kaşığını çok geçmeyecek vanilya kadar. Öyle mi? Evet. Bol peynire vanilya. Bakalım nasıl bir şey olacak. Merak ettim yani şimdi. Evet, şimdi biraz un. Tatlıları, Rus tatlıları meşhur mu? Evet. Var mı yani? Smetana kullanılarak, smetançı kullanılarak çok tatlı var. Süt kreması, sour cream kullanılarak. Smetana Malakon dediğin şey. Süt, sour cream, süt kreması mı deniliyor burada bilmiyorum ama. Sizde nasıl diyorlar diyorsun smetançık, ya. Smetançık, smetana söylüyoruz. Evet. Biraz daha unumuz un mu lazım. Evet. Tamam. Kıvamı koyulaşana kadar. Tamam. Biraz böyle nasıl bir, böyle hani kulak memesi yumuşaklığı falan mı? Evet, o yumuşak olacak ama çok şey de olmayacak hani, nasıl diyeyim. Çok cıvık da olmayacak hani, kız böyle bir topak haline getirebilecek kadar. Bunları yuvarlak yuvarlak mı? Evet, yuvarlak yuvarlak böyle bir dairesel şekilde kızartacağım. Evet. Hatta birazcık altını açalım. Yağımız kızarmış olacak çünkü. Değil mi? Evet. Bakayım onun kıvamına. Biraz daha. Evet. Bu küçük bir porsiyon değil mi? Bundan 2-3 evet, 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 tane. Yani belki 4 tane falan da çıkabilir. Dört yani aslında tane. Peyniri ne kadar arttırırsanız, hellimi ya da beyaz peyniri, o kadar çok porsiyon çıkar. Evet. Devam edeyim mi? Evet, biraz daha. Biraz daha un. Evet. Ve biraz daha beyaz peynir atacağım. Biraz şimdi daha beyaz peynir. Tamam. Evet. Sen istersen bıçakla at. Evet. Bir kızartma, çay yanı falan değil mi? Kahvaltıda bu? Biz çok seviyoruz. Hı, kahvaltı için sırniki harika oluyor bize. Ve rengi çok sarı olmayacak mesela. Yani o yumurtanın renginin çok kalmaması için sürekli un... beyaz mı olması lazım gerekiyor? Çok biraz beyaz değil ama çok sarı da olmaması lazım. Yani bir hamur rengine de çok yaklaşması lazım. Annen de sever miydi Rus yemekleri yapmayı size küçükken? Yoksa sen daha mı meraklısın ben şimdi? Ben daha meraklıyım. Hmm. Bir de anneanneyle çok vakit geçirdiğim çizim için. Evet, doğru, anneanne çok etkilendin güzel yapar. Tabii. Evet. Beğeniyor mu anneannen yaptığın yemekleri? Evet, gurur duyuyor. Bazen ben şeyi çok seviyorum, karıştırmayı yani bir şey. Mesela buna hellim normalde eklenilmez ama ben hellim çok severim. O böyle şeyleri çok sevmez böyle. Bir bak bakalım kıvamına, senin için uygun mu? Bence kıvamı evet, neredeyse tam bence. Evet, evet, yağımızı şimdi da açtık, kızıyor. Evet, bir kaşık daha alalım. Evet, biraz şöyle unları alayım biraz daha ben. Tamam. Evet. Şöyle bir alalım.
Sanki lokma gibi değil mi? Evet evet. Yani o yüzden şekline çok dikkat etmem ben genelde. Böyle fos fos. Evet. Dökerek. Zaten. Yap bakalım. O düzleşecek zaten. Evet, biraz daha kızsın belki. Altı. Açık değil mi? Açık açık. Biraz coşturalım. Evet, biraz altını coşturabiliriz. Şöyle. Tamam. Evet. Hafif kızarınca da alıyoruz bunları, evet, değil mi? Evet, ters yüz yapacağız. Biraz kızaracak. Böyle hafif rengi, kahverengileşmeye başlayacak altları artık. Tersini çevireceğiz. Ondan sonra hazır. Bakalım nasıl olacak zaten tadı. Ben de merak için, ettim. Evet, çabuk pişecek. Evet. Dediğin gibi 4-5 tane anca olacak. Aynen. Bu tavanın lokmalar. Aslında boyutuna da göre. Evet. Önemli. Bir ters yüz yapacağız herhalde. Evet, ondan sonra hazır. Sonra. Aynen hazır sayılır. Evet, gel yanıma o zaman. Şimdi tahta kaşığını alayım. Getir bakalım. Evet. Bunları çevireceğiz. Olur. Hemen olur zaten. Yok, aynen, biraz ama beklemesi lazım. Şöyle tabii bir biraz kıtırdaması lazım. Aynen. Şöyle yapışmaması için ayırmak lazım. Evet. Belki bir maşa. Evet. Bu gayet mücver gibi. Gibi evet, biraz kabaklı gibi. Mücver gibi. Sonra ters çeviriyoruz. Evet ve hazır. Ve ondan sonra hazır hep birlikte tatmak için görüşüyoruz. O zaman hazır değil mi? Evet hazır. Piştik. Gel yanıma. O zaman bunları tatmak için hep birlikte sofrada buluşalım. Şimdi bu güzel yemekleri tadacağız. Evet. Merak ediyorum tatlarını aslında. Ama önce bir dua edelim mi? Edelim. Sen etmek ister misin? Edelim. Tamam. Evet ya Rab, verdiğin nimetler için ve bu paydaşlık için sana şükrediyoruz Rab. Ve hem paydaşlığımızı hem yemeğimizi bereketle ve olmayanlara da bahşet diye dua ediyoruz Rab. Senin büyük ve yüce isminle. Amin. Amin. Ben ice tea doldurayım. Tamam. Soğuk çay dolduruyor. Evet, soğuk çay. Evet. Ve sen de salatayı, istersen evet salatayı servis edeyim. Ben az bir tadına bakmalık istiyorum. Şöyle. Evet. Bu kadar yeterli. Dondurduk değil mi biraz bunu evet, aslında? Evet, beklettik. Evet. Yani aslında normalde gece bir gece önceden yapılıyor bu salata. Bizim için. Ve ertesi gün tüketiliyor. Dolapta bekletiliyor bir gece. Tamam. O zaman çok daha iyi oluyor. Evet. Ben de sırnikimizden. Evet. Alayım. Evet. Sana da bir sırnike. Alayım. Şimdi ben tadına bakacağım. Harika. Tamam. Merak ediyorum. Hadi bakalım. Evet. Bakalım. Gayet lezzetli ama sanki bizim için biraz baharatı eksik bunda. Hmm. Mesela daha yoğun tuzlar, daha yoğun böyle bir karabiber falan istiyor insan. Doğrudur. Ama evet, lezzetli. Aa, güzel, güzel yani. Güzel. Evine sağlık. Afiyet olsun. Bir de neydi ismi? Sırniki. Sırniki. O da mücverin bir çeşidi gibi. Ama çok güzel. Ama şekerli. Şekerli. Evet, bayağı şekerli. Ellerine sağlık. Gerçekten ikisi de bir öğrenci için ciddi ciddi güzel, lezzetli şeyler. Afiyet olsun. Biraz kendinden bahset istiyorum bize. Nasıl Rab'le tanıştın? Hikayen nedir aslında? Ben daha çok anneanneyle, dayıyla Ortadoğu Kilisesi'ne gidiyordum. Yani bir zamanlar gittim. Yani Rab kim? Nedir? Bizim için nasıl öldü? Neden öldü? Yani temel şeyleri biliyordum aslında küçüklükten beri. Ama yakınlığım yoktu, bir ilişkim yoktu o kadar fazla. Yani Rab'le birebir bir geçirdiğim zaman yoktu. Hayatımda o kadar yeri yoktu benim için. Sonra Bursa'dayken benim çok yakın bir arkadaşım ve hem de komşum dedi ki burada bir kilise varmış. Yani bir, aslında binadan bahsediyor. Çünkü o zaman öyle biliyorduk. Gidelim mi beraber dedi. Tamam ama dedim ben orası ne kilisesi bilmiyorum. Yani Ermeni mi, Katolik mi, Alman mı, İngiliz mi? Çünkü
milliyetlere göre ayrıldığını biliyoruz biz işte. Ermeni Kilisesi, Gürcü Kilisesi gibi. Sonrasında tamam dedim, gidelim dedim. Bir gün gittik, bir cumartesi günü ziyarete açıktır yazıyordu internet sitelerinde. Gittik, içeri girdim. İşte Türkçe konuşuluyor, Türkler var falan böyle. Şaşırdım yani kilisede Türkler çoğunlukta görmemiştim ben. Tamam belki Türkler oluyordu yani Ortadoğu Kilisesi'nde görüyordum. Bir iki tane vardı ama yani öyle çok büyük bir Türk topluluğu görmemiştim bir kilisede. Şaşırdım, sorduk, konuştuk öyle, muhabbet ettik. Ve sonra aklımda zaten bir takım sorular vardı yani işte Hristiyanlığa karşı. Onları konuştuk, sordum ve ibadete davet ettiler bir pazar gününe. Ertesi gün yani pazar günü gittik. Ben şok oldum. Ya yani böyle bir ibadet görmemiştim. Yani insanlar sevinç içinde işte ilahi söylüyorlar, işte bazen alkışlıyorlar, işte mezmurlar okunuyor falan. Yani ben hep daha sade bir ibadet görmüştüm. Daha nasıl diyeyim? Daha sade ve sakin bir ibadet gördüğüm için şaşırdım. Söyledim aileme, dedim ki böyle böyle bir yere gittim yani işte anneannemle falan paylaştım. Protestan olduklarını öğrendim çünkü ben bilmiyordum yani protestan diye bir şeyin olduğunu bile bilmiyordum. Sonrasında aklımdaki soruları cevaplandırmak için gitmeye devam ettim. Ve fark ettim ki yani içimdeki boşluğu o dönemki bir de o zaman biraz daha çocuktum neredeyse. İçimdeki o boşluğu Rab dolduruyor yani bana yardım etmeye çalışıyor, beni seviyor, ben bunları zamanla hissetmeye başladım. Ve o dönemde de çok zor bir dönemden geçiyordum. Ama bütün zorluklarımı, bütün işlerimi Rab teker teker halletmeye başladı. Yani bir şeye ne olmaz diyorsam, ümitsiz davranıyorsam, Rab'be söylüyorsam bir bakıyorum ki hallolmuş. Yani bir bakıyorum ki evet Rab bunu da halletmiş. O zaman Rab'le ilişkim daha da artmaya başladı. Sonra bir gün artık karar vermem gerekiyor. Yani protestan kilisesine gidecek miyim, devam edecek miyim? Rab'le ilişkim iyi gidiyor ama içimde de bir... Yani his var. Acaba yanlış bir şey mi yapıyorum diye. Rüyamda çok sevdiğim ve kaybettiğim bir insanı gördüm ben. Çok o zaman, o gece. Bir cumartesi gecesiydi. Arayışta olduğum için dua etmiştim Rabbe o gece. Dedim ki yani bana kendini göster. Ben seni görmek istiyorum. Varsan bana kendini göster. Ben seni tanımak istiyorum dedim. Ve sonra rüyamda bir tahta kutuyla gelindi. O tahta böyle oymalı, işlemeli çok güzel bir kutu. Tahta kutuyu açıldı. Bak dedi bu sana. Bu sen arıyordun. Bu senin dedi. Aldım. Kırmızı bir kitap, bilmiyorum. Üzerinde bir şey yazıyor mu hatırlamıyorum. Ertesi gün pazar oldu. Kiliseye gittim. Ve sonra bana bir İncil verdiler Türkçe. İlk defa gördüm. Ve İncil'in o zaman İncil'ler kırmızı basılıyordu. Küçük müjde yazılıydı. Onu görünce şaşırdım. Rüyamda bana verilen kitap o kırmızı İncil'di ve ben daha önce hiç Türkçe bir İncil görmemiştim. Yani Rusçasının kabarık, yazılı, işte resimli falan görmüştüm ama böyle küçük kırmızı basılı görmemiştim. Dedim ki ben bunu rüyamda görmüştüm. Yani demek ki Rab bana gösterdi ve bunu istiyor dedim. Ve öyle iman ettim. İman ettim. Rab'be geldi, evet. Bursa Kilisesi'nde iman ettin. Evet. Bursa Kilisesi'nin bir özelliği var değil mi? Yani birçok topluluk değil mi var evet, içinde? Bursa Biraz Kilisesi'nin... bahseder misin ondan aynen. da? Bursa Kilisesi'nin binası 1800'lerde yapılmış bir Katolik binası Fransızlar tarafından. İşte büyük bir kompleks olarak yapılmış. Sonrasında o dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından işte restore ediliyor. Fransızlar restore etmek istiyor falan. Ve ardından 3 mezhepte kullanmaya başlıyor. Katolik, Protestan ve Ortodoks olarak. Ve 3 mezhebin aynı anda kullandığı bir kilise. Yani aynı anda derken birisi cumartesi sabah, birisi pazar akşam. Ve biz Protestanlar pazar günü öğlen gibi kullanıyoruz. Farklı saatlerde. Ama aynı binayı kullanıyoruz. Evet, aynı binayı ve aynı zamanda beraberiz. Yani bizim diyakonumuz Mustafa abimiz mesela her zaman durur orada. Ortodokslara kapıyı açar, Katoliklere kapıyı açar, kapatır. Yani hep bir ilişki içerisindeydik ben Bursa'dayken yani öyleydi, güzeldi. Uzun yıllar mı Bursa'da yaşadın? Tabii çok uzun sene yaşadım. İman ettikten sonra yaklaşık olarak 3-4 sene oradaydım. Oradaydın. Evet, daha sonra buraya geldin. Burada bir kiliseye devam ediyorsun. Evet, gidiyorum. Burada bir kiliseye devam ediyorsun ve aslında öğrencisin de aynı zamanda. Evet, öğrenciyim evet aynı zamanda. Ben merak ediyorum bir öğrenci olarak, imanlı bir öğrenci olarak yani okulda zorluğu var mı senin için yoksa yani bir getirisi, götürüsü yani müjdeleme yapabiliyor musun?
Yani şöyle bir zorluğu var. Ben kişisel olarak böyle düşünüyorum. Tamamen kişisel fikrim. Birilerine eğer etraflarında çok yoksa, kozmopolit bir yapıda büyümediyse, özellikle de öğrenci kesimine ben Hristiyanım derseniz ya da İsa Mesih imanlısıyım dediğinizde akıllarındaki o Hristiyan profilini size göre şekillendiriyorlar. Sizin güzel yaptığınız yanlış ya da doğru önemli değil. O zaman bütün Hristiyanlar ya da bütün imanlılar, yani aslında Protestanlar böyledir demeye başlıyorlar. Ben bu yargıdan çok korktuğum için, yani benim üzerimden bir topluluğun hepsinin yargılanmasını istemediğim için genelde hayatımla tanıklık vermeye çalışıyorum. Yani bir durumda doğru bir şey yapıp vesaire. Sonra zaten ben Rabbin yüreklerine konuştuğuna inanıyorum. Sonra bir süre sonra soruyorlar. Yani şu zor durumda bunu yaptın. Ya da şu çok zor bir durumda, yanlış yapılabilecek bir durumda doğruyu yaptın. Ne kadar iyisin ya da ne kadar şöylesin. İşte o zaman söylüyorum. Fırsat. Hayır, evet, hayır, ben iyi değilim. Ben çok kötüyüm. Ben günahlıyım ama Rab yaptı ve Rabbin sayesinde yaptım deyince o zaman çok daha iyi ve temelden bir tanıklık veriliyor. Çok güzel. Çok öyle güzel. Yani. Evet. Ağzına sağlık. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Bunları yemeye devam edeceğiz biz. İyi ki geldiniz. Ben teşekkür ederim. Konuk ettiğin için bizi çok teşekkür ederim. Tekrar çok sağ ol. Bir Mutfak Bir Hikayenin sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.